Saygıdeğer kardeşlerim, burası Kirazlıtepe. Kentsel dönüşümün hemen bitişi. Burada bakanlığımız, belediyemiz kentsel dönüşüm alanını genişletiyor. 1151 ada 75 nolu parsel, 1151 ada 77 nolu parsel de ilave etti. Bugünlerde öyle bir arsa baloncuları var ki piyasada, aynen Bitcoin gibi 1400, 1500, 1600 bandında olan arsa fiyatları bir anda baktık 2000 lira, 2500 lira oldu. Yarın 5000 lira olur, inanın bana. Sevgili kardeşlerim, beni iyi dinleyin. Kentsel dönüşüm öyle kolay bir mesele değil. Şu anda kentsel dönüşüm alanında olan 7 parselde 2000 tane konut yapılıyor. 500 tanesi bitmek üzere. Devam edecek inşallah. Peki soruyorum size, şu bina sahiplerine bakar mısınız? Sanki 1151 ada 98 nolu parsel, 1151 ada 133 nolu parsel, 1151 ada 136 nolu parsel, 1151 ada hiç alakası olmayan 1151 ada 131 nolu parsel kentsel dönüşüm alanına alınacak. Nereden çıktı? Birileri bir harita yayınladı. Bizim vatandaşlarımıza biz yıllardır broşür dağıtıyoruz. Her daire için tapunuz 100 metrekare yapıyoruz. Size 800 liraya tapu satıyoruz, 1000 liraya tapu satıyoruz, sizi tapu sahibi yapıyoruz dedik. Dinlemediler, bugün 1500, 1600, 2000 liraya tapu alıyorlar. Kardeşlerim, 5000 liraya alın tapu. Hiç sorun değil. Ben size emlak uzmanı olarak diyorum ki, bu bir balon. Bu Bitcoin balonuna inanmayın. Bakın, yarın, öbür gün, 3 ay, 5 ay sonra buradaki tapu fiyatları 1000 liraya bile kimse almayacak. Nedenini söyleyeyim. Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm alanında olan parsellerde, parsellere eklenmek isteyen parseller de oradaki hak ve oranı istiyorlar. Bunun mümkün olmadığını anlayacaksınız. Burada belediyemiz her 100 metrekare tapuya 70 metrekare, her daireye de 13 metrekare hak talep etti. Hak veriyor ekstra. Bunun haricinde olsa olsa bu haklar belki 1-2 puan daha yukarı çıkar. Bunun üstünde bir şey olmaz. Peki soruyorum. Vatandaşın 100 metrekare tapusu var, 5 tane dairesi var. 5 tane daireyi kaybedecek, 1,5 veya 2 daire alacak. Razı olur mu? Olmaz. Sevgili dostlarım, boşuna zaman kaybediyorsunuz. Ben de isterim. Bakanlığımız, belediyemiz yukarıdaki hakları başka parsele verdiği takdirde Üsküdar'ın 16 mahallesinde aynı hakları isteyecek. Burada kentsel dönüşümün önünde tıkanır. Müteahhitlerin önünde tıkanır, inşaat firmalarının önünde tıkanır ve bu çok ağır bir yara olur, bir darbe alır. Çünkü binalarımız depreme dayanıksız, binalarımız çürük. Burada hepimiz kaybederiz. Makul ve mantıklı olanı nedir? Parsellerin bölünmesi, isteyenin binasını yapabilmesi, isteyenin yapamaması. Sevgili kardeşlerim, ben sizlere bilgiler veriyorum, anlatıyorum. Size kalmış gerisi.